Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yine aynı şekilde açtım programı ama merak etmeyin, yeni bir bölümdür. Yeni konularla karşınızdayız. Dünyayı ve Türkiye'yi teknosiyaset bağlamında değerlendirdiğimiz bir programdır. İsmail Alpen, hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Bugün vize ile başlayacağız. Bunun bizim teknoloji transferimizle olan, direkt endirekt ve üretimimizle olan ilişkileri üzerinden değerlendireceğiz. Yine Türkiye'deki mühendisliğe faydası zararı noktasında ambargoyu değerlendireceğiz. Ve hemen akabinde de vaktimiz ölçüsünde şirketlere neden ihtiyaç vardır? Bu sistemde şirketler neden kullanmalıdır? Ne işe yarar? Sayısının çokluğu ne ifade eder? Çok fazla şirket sahibi olan İsmail Alper'in uzmanlığıyla bunu tartışacağız. Gerçi bu kalemle bunu tartıştığım sürece ne kadar inandırıcı olabilirim bilmiyorum ama elimizdeki imkanlar ölçüsünde biz devam edelim efendim. Keyifli bir programdır. Sıkıcı olmadığı konusunda sizi temin ederim. İnşallah hep beraber istifade ederim. İsmail, garip bir gerginlik yaşıyoruz. Yani yıllara dayanan, hatta 100 yılı aşkın bir süredir ilişkimiz olan, bunun yarım asırdan fazlasını müttefik, stratejik müttefik olarak geçirdiğimiz ABD ile garip bir süreç yaşıyoruz. Ama ısrarla ve ısrarla da yine Amerikalıların bile kullanmadığı telefonları almaya devam ediyoruz. Ne olur, nasıl gider bu iş? Şu an zaten yeni telefon dönemi, Amerikalıların kullanmadığı telefonlar patır patır alınacak. Hatta şu an o yeni telefon açıklayan marka, en büyük tereddüdü şu: Face ID diye bir teknoloji çıkardı ya, o teknolojiyi üretmesi, o kısmı, o parçayı üretmesi biraz zor. O da aslında çok hızlı bir satış sürecine girecek ama üretimde problem. Yani satışta problem yok, üretimde problem var. Bir de işte kalemle alakalı da şunu söyleyeyim. İşte bakkal kalemi, efsane kalem. Evet. O kalemle tartışmayacaksak zaten hani samimiyet olmaz. Bir de şöyle bir şey vardır. Bazı ürünler vardır, tamam mı böyle? O ürünler her tarafta satılır ama böyle hani nasıl diyeyim, bir herkes bilir bunu. Herkes kullanır ama çok saygı duymaz. Aslında onu üreten fabrika ve onun arkasında çok ciddi başarı hikayesi vardır. Hani o, sen o bakkalda, tabii, görüyorsun onu falan, ama mesela kibrit görüyorsun, vaseti, kırçöp, ama o arka tarafında aslında bir başarı hikayesi var. Bir tanesinin başarı hikayesi. Mesela Türkiye'de konfeksiyon ürünleri var. İşte çok ünlü markalar var şu an Türkiye'de. Yavaş yavaş kaliteleri çok yükseldi. Çoğu ülkeye, mesela Balkanlar'da Türkleri direkt pantolon ve gömlek olarak şey yapıyorlar. Böyle bir istatistik var. Türkiye deyince aklınıza ne geliyor diye. Kot, pantolon ve gömlek falan akla geliyor. Üstelik de iyisi. İyisi akla geliyor. Hani o markalar, bu kalem gibi Balkanlar'daki işte konfeksiyon ürünleri markalarımız orada aslında bizi temsil ediyor. Evet. Yani ve burada bir başarı hikayesi var. Evet. Hani dolayısıyla o temsiliyet çok önemli. Şey, hani oradaki herkes biliyorsa bir şeyi, o birilerini zengin etmiştir. Onu, evet, şey yapmak lazım. Şimdi bu haftaki önemli olaylar oldu bu hafta aslında. Bayağı garip bir şekilde beklenmedik önemli olaylar oldu. İşte Amerika Türkiye'den, Türk vatandaşlarına Türkiye'deki konsolosluklardan vize vermeyi durdurdu. İşte İşin garip tarafı, yurt dışındaki, yani Türkiye dışındaki konsolosluklardan Türk vatandaşlara vize başvurusu yapabiliyor. Yapılabilir. Zaten bütün dert dram da buralar, hep böyle. Yani Türk vatandaşı bir şekilde sürünsün, Türk vatandaşı bir şekilde uğraşılsın, Türk vatandaşı bir şekilde hani ezilsin, bir öyle bir mantalite var. Onun üstüne Türkiye'de ona Amerikalılar yasakladı. Hani o bence iyi bir tepkiydi hani yasaklanması, çünkü mütekabiliyet. Yani o şeydi. Şimdi vizenin vize şeyinden sonra dolar arttı. Dolar arttığı için de Bitcoin'in Türk lirası fiyatı arttı. Evet. Ve bayağı son iki haftada Bitcoin mesela 1/3 oranında Türk şeye kazandırdı. Mesela 3 liram varsa 1 liralık Bitcoin karı edenler oldu yani mesela. O Bitcoin çok bir artış gösterdi. $5,000 sınırını çok geçti. 20 bin lira, 21 bin lirayı falan geçti. Yani 5 bin dolara yani öyle, stres sınırı falan diyorlardı, limit diyorlardı, ama onu çok birdenbire geçti. Ve ciddiye alınmayacak bir bariyer olduğunu ortaya koydu. Ya Bitcoin zaten başka çaresi yok, hep yükselmek zorunda, çünkü o adet belli. Adet belli olması şey yapıyor. Yani şu aslında, hani burada konuştuğumuz konular günlük hayatta direkt karşımıza çıkıyor ve o ekonomini etkiliyor senin. Hani şu an
mesela diyelim belli bir miktar Bitcoin'in olsaydı bu iki haftada o Bitcoin seni zengin edebilirdi. Hani, yani kabaca teknolojiden zengin olmuş olurdu. Zengin olmuş artı olurdu. Değer üretmiş olurdu. Ve günlük hayattaki işte vize muafiyeti konusundaki onun dolar artışı, o dolar artışı artı Bitcoin'in artışı direkt şeye, ekonomiye, yani senin zenginliğine dönebiliyor. Mesela dünyadaki Bitcoin pastasının hakim bir kısmını Türkiye, bu tabii biraz varsayım da, hakim olsa o zaman dolar artışıyla terbiye ediyor ya bazen ABD ülkeleri. Evet. Garip bir sarmala sokabilirdik onları. O yüzden çok bağırdık ya, buralarda. Lütfen arkadaşlar bu tip şeylere tabii girelim diye. Ya şöyle, zaten Amerika'nın tek en büyük silahı dolar. Petrodolar. Yani, dolar. O her şeyi döverek terbiye dolar ediyor. Evet. Bu arada şu an en büyük dünya çapında Bitcoin şeyler pool'larından bir tanesi. Bu cloud mining yapılıyor ya. Herkes toplandı. Belli bir merkezden mining yapıyor. Herkes o en büyüklerden bir tane şu an Gürcistan'da mesela. Hani yanı başımızda yani aslında en büyüklerden bir tanesi. Türkiye'de bir tane yeni açılmaya başlanıyor cloud mining. Yani sen ekran kartında veya basic ASIC cihazınla gidiyorsun, dahil oluyorsun. O senin bulunduğun pool o blok Bitcoin bloğunu çıkarırsa şu an 12,5 Bitcoin. Sen de oradan destek verdiğin ölçüde payını alıyorsun. Şu bunlardan en, zaten bunların çoğu Çin'de. Yani neredeyse tamamını yakın Çin'de. Allah'tan bir ara bir kısmı yandı da. Aynen. Ve Gürcistan'da da var mesela. Evet. Türkiye'de daha yeni bir tane olmuş. İnşallah başarılı olurlar. Türkiye'nin her türlü burada ön planda olması lazımdı. Yavaş yavaş olacak inşallah. Şimdi bu vize konusunda şöyle bir şey var yani. Türkiye, Türk vatandaşları vizeden çok çekti. Yani biz o kadar fakir bir ülke değiliz. Ama vize konusunda çok ciddi aşağılanıyoruz. Yani, bir numaralı değilsek de bir sürü alanda 1-2-3 numaralı alıcısıyız, müşterisiyiz. Yani Avrupa'ya gidemiyorsun, adam sana 10 günlük vize veriyor, 7 günlük vize veriyor. Bilmem, yani böyle o kadar aşağılanıyoruz ki yani bu kadar. Şu an Türkiye'de bir insan aslında ekonomik, çoğu kişi ekonomik durumuyla alakalı problemi yaşamadan yaşayabilir. Ama Türk vatandaşlığının getirdiği başka ülkeden vize uygulamasından dolayı yaşadığı ızdırap çok fazla. Yani şimdi belki hiç gitmeyeceksin Almanya'ya ve hiç gitmeyeceksin Amerika'ya ama onu gidemediğini bilmek bu seni Türk halkına çok ciddi bir aşağılık kompleksi veriyor. Yani ciddi söylüyorum, şu an bizim Türkiye'nin işte Cemil Meriç diye boşuna yutmuyoruz kendimizi bu programlarda da. Oralardan başlıyor işte bu. Türkiye'nin en büyük problemi şu an bence vize şeyi, böyle hani vize istediğin zaman bir ülkeye rahatça gidememem mesela. Üretim enerjisini çok emen. Emen bir şey ve bu seni çok şey yapıyor böyle. Raz ya biz ne izliyor böyle. Çünkü o kadar da fakirdiriz. Yunanistan'dan daha aslında ekonomik olarak veya Bulgaristan'dan daha zengin. Bulgaristan istediği ülkeye dünyanın bilmem kaç tane ülkesinde rahatça gidebiliyor. Bu gitmese bile bunun gücü var. Ya Türkiye aslında ekonomik olarak daha zengin. Onlardan. Mesela Barcelona'daki menkullerin çok önemli bir kısmını Türkler almış. İşte orada şu vizeden zaten bir ekonomi oluşmuş durumda. Burada çok tehlikeli bak tuzaklar var. O şu an mesela Yunanistan yeni açıkladı. Şey diyor, altın vize diyor. Gold vize. Sen Yunanistan'dan 1 milyon dolar, 1 milyon euro belli bir ev alıyorsun. Zaten bu bilinen bir şeydi ama artık bunu kurumsal hale getiriyor. Bunu, evet. Bunu bir ekonomik döngü haline getiriyor. Devlet politikası haline getiriyor. Sen şöyle bir şey. Yunanistan'ın vizedeki esnekliğini sana satıyor. Senin ülkendeki zengine satıyor. Şimdi bu tabii çok üst düzey zenginler zaten bir sürü ülkede vatandaşı vardır. Problem yok ama hani milyoner, 10 milyonu olan, 5 20 milyonu olan, hani 100 milyonu olan daha alt seviye şeye, milyarderlere göre daha alt seviye zenginlere şey diyor. Gel buradan ev al, sana şey vereyim. Bir ülkenin de bak, bir ülkeler nasıl zengin olur? Ülkeler zengin vatandaşları mutlu ederek zengin olur. Zenginleri koruyarak zengin olur. Şöyle bir şey vardır. Hani şöyle bir ben yani sermaye güvenliği sever temel ilkesinden hareketle temel ilkesi, bunu çeşitlendirmek aynen mümkün. Bir şöyle bir şey var. Şu an bir ülke zenginini, ya şimdi zengin kelimesi çok çirkin bir kelime gibi duruyor ama hani bir ameliyattayız gibi düşünelim. Hani şu an açtık, öyle konuşuyoruz. Bir ülke zenginini eğer korumuyorsa o zengin o ülkeden kaçar. Çünkü
zengin artık dünya global bir yer ve herkes aslında bir sürü ülkenin vatandaşı olabiliyor. Rahat rahat hareket edebiliyor. Yani paranı da taşıyabiliyorsun. Benim diyorum ya, İzlanda'da bile akrabam var. Yani bırak hani şu an Avrupa'nın her şehrinde benim akrabam var. İzlanda'da bile akrabam var yani. 300 bin şey var ya nüfusu. Orada musluk tamirciliği falan yapıyor. Öyle düşün. Yani artık dünya böyle bir yer. Hani eskisi gibi ben burada doğdum ve ömür boyu burada yaşarım gibi bir şey yok. Mesela Osmanlı zamanında sadece da belki o kadar. Köyden asker için giderim, sonra burada kalırım. Aynen. Böyle bir şey yok. Yani bu zenginler için çok daha rahat. Mesela dünyanın en zenginleri hala Avrupa'da İsviçre'yi tercih eder. Mesela, güvenlik. Hala bak her taraf değişebilir ama İsviçre'yi tercih eder. Adam mesela şu an İsveç'in en büyük mobilya fabrikası, mobilya markası bilirsin her tarafta var. Onun sahibi çok en üst düzey 50'de falan galiba. O mesela İsviçre'de yaşıyor. Hani Norveç'te bile yaşamıyor veya İsveç'te bile yaşamıyor. Yani meşhur olmayan ama çok fazla parası olan, para kontrol edenlerin ekserisi orada yaşıyor. Ve zaten çoğu milyarder de Amerika'da yaşıyor. Şimdi bunu düşünmek lazım. Ne demek bu? Şimdi eğer senin zenginin rahat ve huzurlu değilse, rahat ve huzurlu değilse o ülkeden gidiyor. Giderken ne götürüyor yanında? Sermaye götürüyor. Bizim Türkiye'deki en büyük problemimiz ne? Hep baştan beri söylüyoruz. Sermaye eksikliğimiz aslında. Çünkü sermaye yoksa boş bir tarla fabrikaya dönemez. Dönmez. Hani orada istediği kadar işçiler böyle motive olsun, gaza gelsin. O sermaye olmadan o fabrika, o tarla o fabrikaya dönemez. Ve o tarladan önceden tarla olmuş. Santralden oraya elektrik gitmeden orası üretim yapamaz. Ya, o santral para olmadan üretilemez. Ya şöyle, o bilgi birikimi olsa bile sermaye olmadığı zaman vazgeçiyor. Ya devasa bak ya, şöyle düşün. Bir de şuradan da kurtulmak lazım İsmail. Sakın unutma ve bölmeyeceğim bir daha. Kabaca söylüyorum. Yani 5 kişi 5 milyon üretsin. Ben bunun 2,5'unu alayım. Kabaca söylüyorum. Evet. Ve böylece çok para olmuş olsundan ziyade bırak 5 kişi 5 milyon üretmesin abi. 55 kişi milyon üretsin. 55 milyonun olsun. Sen bu 5 milyondan 5 milyonun 2,5'unu alacağına birini al. Dolayısıyla 55 milyonun yani matematiğin senin evet, daha iyidir. Sen, anlatabilmişimdir tahmin ediyorum. Evet. Yani sermayedar sayısını, üretici sayısını, kâr eden firma sayısını, artı değer üreten firma sayısını yani buna üretime endeksli ekonomi deniyor. Artık biraz buralara da geçmek lazım. Ya şimdi, yani. Çünkü sermaye organizasyon kurabilir. Tamam, sermaye organizasyon kurabilir. Binlerce insanı hiyerarşi altında toplayıp o insanlara dünya markası oluşturtabilir. Mesela dünyanın en büyük şu an Finlandiya'da telefon şirketini düşün. Dağıldı mesela, tamam mı? Dağıldı. Nereye mesela onu bir arada tutan şey ne aslında? Kar döngüsüydü ve o ilk kurulma anının sebebi neydi? Sermayeydi. O olmadığı zaman baştan o iflas aşamasına geldiği anda dağılıyor. O kadar yani 55 bin tane insan o organizasyon içerisindeyken ürettikleri katma değere ve niteliğe bak dünyayı titretiyorlar. Hatta dün Koreli firmanın CEO'su istifa 30 yıllık CEO'suymuş. İstifa etme aşamasına gelmiş. Diyor artık çok beklemediğimiz garip sorunlarla karşılaşıyoruz diye istifa ediyor. Ve diyor hani kelimelerle tarif edemeyeceğimiz bir gurur yaşadık diyor. O firmayı buradan oraya gelirken yani böyle artık gerçekten adam düşünsene dünyayı titreten bir marka yaratmış. O CEO konuşuyor. Bu çok önemli. Hani o adamın ağzından çıkan her cümle çok önemli. O adam Türkiye'de de olabilirdi. O niye Türkiye'de olmamasının sebebinden bir tanesini söylüyoruz. İşte sermaye olmaması, yani organizasyon kurulamaması. Mesela o şirket olmasa diğer büyük hakim şirket olan Amerikalı şirket tamamını kontrol edecek. Şimdi bizde anti-emperyalizm gibi kavramlar hep parasızlıkla, hep sermaye düşmanlığıyla özdeşleşti de işte kapitalizmle mücadele etmenin yolu da kapitalizm işte. Evet. Yok, kurallarını düzgün uçağa yani evet. Ya aslında kapitalizm dediğimiz şey insan doğasının bir evet. ürünü. Matematiğin, bilimin, ekonomi. Biraz daha kanlı ve tabii. dayatmacı halinden evet. bahsediyorum. O bir yoksa... ürünü. Hani insanları serbest bıraktığı zaman gene bunu keşfedecekler. Hani herkesin fırsat eşitliği içerisinde tabii. olduğu, hukuk karşısında eşit olduğu modern, düzgün bir sistemden dönüş ya da başka bir hedef tayini mümkün değil artık. Evet. Şimdi Türkiye'de demek ki ülkede zenginlerimizi tutmak, bunlara sahip çıkmak bir ülkenin hem zenginlik göstergesi hem zengin olma sebebi. Çünkü şöyle bir şey var.
mesela diyelim Amerika'yı şey yapan, Amerika yapan aslında o ülkedeki zenginler. Adam bir çek çıkarıyor, ülkenin bir başından bir başına tren yolu yapma sürecini finanse edebiliyor. Evet. Sen finanse edemiyorsun, tren yolu yapmadığın için postalar geç gidiyor, insanlar ulaşamıyor, ulaşım ve iletişim, herkes kendi köyünde kalıyor ve oradaki orada çıkacak sinerji, o tren yolunun oluşturduğu sinerji olamıyor, sen öyle kalıyorsun. O atalet kasabada çekiç sallayan demircinin ritmine bile yansıyor. Ya, herkese yansıyor ve bir ülke, ikisini faunusu kapatıyoruz, 30 yıl bekliyoruz, açıyoruz bu. Çok gelişmiş, bu gelişememiş. Sonra bu ülke bunu işgal etmeye karar veriyor. Hatta bunu sömürmeye karar veriyor. Hani dolayısıyla hani bu buraya kadar geliyor iki ülke. Şimdi Türkiye'de vize konusu bu zengin dediğimiz insanların morallerini çok bozuyor. Yani çünkü aslında şöyle bir şey olsa, keşke bu vize konusu çok hızlı çözülse, Türkiye'nin itibarı var ya. Bu, hani Avrupa Birliği'ne girme sırf belki bu yüzden önemli. Başka hiçbir şey için önemli değil. Bu itibar konusu yani. Böyle Türk insanla bu çektirilen zulüm, sen ülkemize giremezsin. Giremez ya, gireceğim de ne değil. Girmeyeceğim aslında. Ama böyle yapınca hani, yasak koyunca cazip geliyor. Çok şey yok, hani çok aşağılıyor bu insanları. Çok bir aşağılık komple, vize kuyruğuna girmeler şunlar bunlar. Bir Alman'ın hayal edemeyeceği fiyata Alman arabasına binip, evet, bir Amerikalı'nın hayal edemeyeceği miktarda para ödeyip Amerikan telefonunu kullanıp bu muameleye maruz kalmak, hakikaten o üretim enerjisini, o sinerjiyi, o dünyayı yakalama hırsını, emeğini de çok yavaşlatan, üzen bir şey. Yani ben bir Alman'a söyledim, pardon, bir Amerikalı arkadaşla sohbet ediyoruz geçen, İngilizce konuşuyoruz tabii. Hangi aksan? Connecticut. Connecticut aksanı tercih ediyorum ben. Araba fiyatlarından açıldığı konu, dedim sevdiğim bir model var. Aa dedi, uygun fiyatta alabilirsin falan. Dedim Türkiye'deki satışı bu. Evet. İnanamadı yani. İnanamadı. Ha, bu doğrudur yanlıştır demiyorum. Bu bir insanımızın ekonomik gücünün göstergesi olarak söylüyorum bunu. Öbür bir alanda başka türlü tartışılabilir bu. Bir Amerikalı hayal edemiyor benim o paraya onu aldığımı. Ya da bir Alman'a bunu anlatamazsın. Senin şu paraya bindiğin arabaya ben böyle biniyorum. Ve benim ekonomik gücüm senden daha iyi demek ki. Evet. Ama ben gelemiyorum. Ya arabanın tabii o fiyata satılmasının bir sürü sebebi var. En büyük sebebi ama neticede petrol, parayı ben veriyorum. Petrolle alakalı falan. Yani temelinde aslında petrol fiyatıyla alakalı şeyler var. Şimdi vize ve ülkede zengini ülkede tutma konusu önemli. Şimdi peki şöyle bir şey var. Zengin ülkeler demek ki şeyin kıymetini biliyor. Ülkedeki sermayedar kesimin kıymetini biliyor. Fakir ülkelerse sermayedar kesimin kıymetini bilmiyor. Ya onlar işte, şey yapıyor. Londra finans merkezi. İsviçre, evet, finans merkezi. Evet. Manhattan o finans ülkede, merkezi. Bak, bir ülkede bir sermayedar insanın başına iki tane tehlike gelebilir. Bir, mafya bulaşır. Hani mafya gelip seni beni bulmaz ama gider, atıyorum 500 milyon olan bir insanın yanına gider. Çöker. Çünkü orada devlet ona yeterince şey vermemiştir. Koruma vermemiştir. Bir de memurlar, bir mafya, bir de memur. Ne yapar bu memur? Ya senin şöyle bir... Hayali bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii tabii, herhangi bir ülke değil. Yani zengin ülkelerde bu ülke şeyleri başarabilmiş, hani bu zenginin sermayedar insanında bu mafyadan ve memur tehlikesinin, memur tehlikesi ne abi? Bir imza atmıyor. Sen bir girişim yapacaksın, engel oluyor. İşte bir sakal at falan diyor. Tamamen şey bir ülke. O ülkelerde bu tarz engeller yoktur. Ama fakir ülkelerde bu tarz engeller vardır. Bu adam da der ki en son illallah der, ya ben bu ülkede ne işim vardır? Başka bir ülkeye yatırımlarımı o ülkeye yapayım der. Artık o ülke zenginleşir. Yani dolayısıyla Türkiye'de milyarderlerin sayısının artmasını ya da milyonerlerin sayısının artmasını tesadüfle izah edilebilmesi mümkün değil. İşte Türkiye'de birazcık bu işlerin rahatlatılması, evet, 10 senede nasıl bir sıçramaya neden oldu? Ya şöyle bir şey de var bir yandan. Şimdi milyarder adam kendini kurtarabilir. Milyarder. Yani artık hani şöyle bir şey var. Milyarder adam demek, Türkiye'deki bir milyarder abi, dünyadaki her sektörde herkesle mücadele eder. Tabii. Hani game changer, oyun değiştirici. Der ki ben tekstil sektörüne gidiyorum der, Amerika'daki adam hisseder onu. Ben çelik bilmem ne yapacağım der, çelik fiyatını etkiler. Milyarder öyle bir şey. Çünkü milyar ama, bir ticket'tır ve evet, istediğiniz yere girersiniz onu. Ama herkesin milyara olmadığı için aramızda milyarder olmayanlar var diyor.
Daha üst seviye. Çünkü 5 milyon TL'si olan kendi çapında bir şekilde bunu biriktirmiş bir insan diyelim. Her ülkeye gidebiliyor. Özgürlüğü de var. Ama mafyadan da korunamıyor. Veya devlet memuru da sen ne yapıyorsun diyor. Yani kendini şey hissediyor. Bir şekilde dışlanmış hissediyor. Halbuki ve bu vize konusu bunun en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü vize alamıyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Yani ülke olarak o insanların gerçekten şeyini nasıl diyeyim, o insanla tabii ki bir ayrıcalık verme falan babında değil ama hani ülke ona şey yapması lazım, mutlu edecek bir ortamı hazırlaması lazım. Yani yasalarına uyduğu, ürettiği ve vergisini verdiği var. Sürece dokunulmazlık, insan mesela bedeninin bak, dokunulmazlığı, servetin dokunulmazlığı. Dün olan olay işte gelir kurumlar vergisi %20'den %22'ye çıkarıldı mesela. Bu aslında bence bak yani bu insanlara az önceki bahsettiğim hani insanlara ek bir yük demek. Aslında onların bir şey hani onlara bir mutsuz eden bir durum mesela. Hani çünkü tabii ki sebepleri vardır. Onu da konuşacağız şimdi. Sebeplerini de konuşacağız. Bu kurumlar vergisi %20 iken %22'ye çıkarılmasının sebepleri de vardır. Ama hani direkt yani bu ne demek? Artık şirketler, firmalar %2'lik bir şeyde yani aslında eskisine göre %10 daha fazla vergi verecek demek. Ve bu aslında zaten şeyde kar eden şirketlerin böyle limitte kar eden şirketleri. Çok kar edenleri bağlayan bir şey değil de limitte kar edenleri var olmaya çalışanları zorlayacak böyle. Yani bu ne kadar sen şirketlerin durumunu gerersen, onları rahatlatmazsan, üstüne sırtına yük bindirirsen o şirketler teker teker batar. Ya tabii çok büyük bir cendereden de geçiyoruz İsmail. Yani inanılmaz bir ateş çemberinin içindeyiz. Zannederim bunlar bir parçada tedbiri şeyler. Bu tedbirleri de zamanında almazsanız o zaman yani bugün karınız tehlikeye girebilir, sıkıntı ya da stres yaşayabilirsiniz ama bu tedbiri almadığınız zaman bu sefer yaşadığınız şehri bombalayabiliyorlar veya işte ölebiliyorsunuz, evet. İşgal edilebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu önleyici tedbirleri de almak gerekiyor. Ben bunda geçici bir süre olduğunu düşünüyorum. Fakat şu yapılabilmeli yani tıp mesela buna harika bir örnek. Her hastalığa antibiyotik verilmiyor yani ya da evet. Her hastalığın tedavisi var. Dolayısıyla evet. Sınıflandırma herkesin kapasitesine göre işlem yapma gibi belki seçenekler değerlendirilebilir. Mesela var olmaya çalışan, ayakta kalmaya çalışan şirketlerin bundan etkilenmemesi lazım. Çünkü şirket çok önemli bir şey. Misal şu anda silah ambargosu var. Evet. Silah ambargosu var. Dediler ki size ZİK satmayacağız. Şunu da söyleyeyim. ZİK Alman malı değildir. Zigzaver'in ZİK kısmı Amerika tarafından satın alınmıştır. Makine parkı ve patentleriyle yanlış hatırlamıyorsam evet. New Hampshire'da ama bakmak lazım. Üretim yapan bir Amerikan şirketidir. Satmıyoruz dediklerinde kim imdada koştu? Yani, evet. Dedi ki ya bizim SF diye bir modelimiz var. Aynı işi görüyor. Ha hep anlattığımız metalurjide aman kendimizi geliştirelim, aman daha çok mühendis yetiştirelim hikayesini bir aç tığımızda işte şuraya geliyor. Devlet buradan bu satın almayı yaptığı andan itibaren şu anda belki atıyorum o kadar iyi değilse bile o satın almadan alacağı can suyuyla 3 sene sonra çok ki, daha iyisini yani, yapacak. Tabii ki yani sen yıllardır niye sen kendi firmandan değil de hazır bu kadar şey yapmış bir konu. Hani, Allah'tan da o ambargoyu koymuşlar yani. Bu kadar netleşmiş bir konuda hani çünkü rakibinle mücadele edeceğin bir şey değil. Polis silahı falan hani böyle. Onu niye sen yerli bir firmadan almazsın ki? Niye yerli firmalara bu kadar düşmanlık yani anlamıyorum. Bu son zamanları değil. İlk baştan itibaren böyle Amerikalı pazarlamasını iyi yapıyor. İşte tam silahı da iyi olabilir. Ama benim silahım... Çok da iyi değil biliyor yani, musun? Yani benim en iyi silahı, en iyi ihtimal en iyi silah değildir ki yani. Değil. Hani sen düşün en iyi, dünyanın en iyi evinde oturuyorsun yanında market yok. Hani böyle bir şey yok ki. Hani en iyi silahı olması... En iyi askere yani. De sahip olacağını değil. Göstermez. En cesur askere onun de sahip olacağını göstermez. Onun en sürdürülebilir, en ucuz ve senin ülkene en ekonomiye faydalı olan. Çünkü ya devlet şunu yönetmesi lazım. Artık hiçbir devlet kurumu yerlisi yapılabilen konuda yabancı bir şirketten almaması lazım. Çünkü o Amerikan şirketi, Alman şirketi sessiz sana bağlamış şeyi devletten böyle milyar 100 milyon ödeme yapılıyor şirketlere. O ürünler karşısında. İyi de sen o 100 milyonu yerli firmana vermeyi layık görmüyorsun. Ya bu nasıl yapsın kaç falan diyorsun. Kaç kere söyledik bayraktar yapan devletin satın almasıdır kardeşim. İşte devlet tayı ayakta tutan budur. Devlet satın alma süreçlerini yerli özel
firmalara yönlendirme konusunda daha yeni yeni kafası açılıyor. Yani çünkü ya yerli şirketlerin istediği bir tek şey var kardeşim. Devlet diye bir devletimiz bizden var ya. Hizmet al. Devlet bizden ürün alsın, hizmet alsın. Hani bize gelip rüşvet versin, bize teşvik versin, bize şunu versin, bize destek versin, bizi pışpışlasın değil. Aslında en şey yolu ondan sonra %22 olan vergi %20 olan vergi %25 yap, 30 yap. İşte hani mesela, o zaman çok rahat edersin. Mesela, onu anlatmaya ya çalışıyorum. Şu var. Hani o yani Finlandiya'da vergiler aşırı yüksektir. Her şeyi devlet yapar. Amerika'da vergiler düşüktür. Her şeyi şahıs yani yapar. Şu an bir diğer cidden ülke bir şeye girmesi lazım. Hani şu an olağanüstü hal ya. Asıl ekonomik olağanüstü hal oluşturulması lazım. Bu olağanüstü halde bir liste çıkarılacak. Denecek ki benim ülkemde yapılabilen her şeyi burada yapacağız. Ama benim Almanya'dan aldığım, benim şeyden aldığım, Amerika'dan aldığım, benim Japonya'dan aldığım ne varsa bir listesi çıkacak. Ben bunu nereden alabilirim? Ya bak bu merkantilizm falan da değil ya. Evet. Bak şimdi öyle diyen de olacak da bak, öyle bir şey değil bu. Ya şöyle bir şey var. Ben şunu gördüm Ahmet. Dünyada şu an bir batı medeniyeti var. Şimdi bunu gittikçe ben daha çok hissediyorum. Şu manada hissediyorum. Bu adamlar birlik olmuşlar. Önüne gelene bir tekme. Önüne şey yükseltmek istediğini yükseltiyorlar. Düşürmek istediğini de düşürüyorlar. Şimdi bu batı medeniyeti şöyle düşün. Bizi sevmiyor. Çok net. Vize bile vermiyor. O çok net. Bunun ekonomik karşılığını düşün. Hani kültürel olarak sana vize vermiyor. Kendilerini öyle bir destekliyorlar ki bunlar. Amerika, işte Almanya, Yunanistan bir problem yaşıyor. Hemen kurtarıyorlar. Al 40 milyar, al 30 milyar. Yani hemen yani şey düşün. Çipras'tan savaş şeyi çıkardılar. Adam F-16 ile uçuş yaptı. Hemen kurtarıyorlar. Destekliyorlar. Destek kelimesi çok önemli. Destek kelimesi. Türkiye hep destek beklemiş, hep köstek olmuş, hep darbe yemiş batı tarafından. Bu artık çok netleşiyor. Çünkü Yunanistan'daki o kurtarma hevesi, Yunanistan'ı kurtarma hevesi. Ya kurtardılar şey bayağı. Türkiye aynı durum olsaydı gördük 2001'de ne olduğunu. Bir tane vali atıyorlar. Seni daha da sömürüyorlar. Sana daha çok şey veriyorlar. Yani istedikleri gibi oynuyorlar sende. Ama Yunanistan'a öyle değil. Direkt şefkat göstere göstere. Bunlar Japonya'yı da böyle mesela. Şimdi birinci İkinci Dünya Savaşı sonucunda Amerika Japonya'yı bombaladıktan sonra Japonya'yı aslında o kadar zenginleşmesinin sebebi Amerikan şefkati. Evet. Bak Japonya'nın o kadar zenginleşme sebebi bu Japonların işte şeyi değil bu destek dediğimiz kelime var ya. İrasyonel bir açıklaması yani çok çalışkanlar öyle bir şey yok abi. Ya, şu var sermaye kelimesi gittikçe her ülke zaten çalışkanlaşıyor falan filan. O bir Türk şey insanından daha çalışkan da kimse yok kardeşim. Kimse gidip 11 saat evet. Dünyada hiçbir insanı madende çalıştıramaz. Destek kelimesi çok önemli. Japonya'yı çok ciddi destekler. Japonlar da golünü attı. Evet. Japonlar da golü attı. Şimdi ondan sonra tek destek görmeyen ve büyük kendini şey yapmış şu an global hale gelmiş Çin var. Çin'in bunu nasıl başardığını bizim gerçekten taklit etmemiz lazım. Çünkü ama zekice taklit etmemiz lazım. Yani şöyle onlardan hep biz şöyle yapıyoruz. Batı'dan biz aslında Batı'yı taklit edeceğimiz ya. Batı'nın verdiği akılı şey yapıyoruz. Tabii canım. Hani diyor, hadi şöyle yapın. Hadi vals yapalım o zaman. Şunu şöyle yapın diyor tamam mı? Biz böyle yapıyoruz diyor. Biz de öyle yapıyormuş. Kendi söyledi bak ağzından o cümle çıktı. Değil. Onun ağzından çıkan cümle değil. Ben ne görüyorsam. Batı'yı ben taklit etmem lazım. Onun bana verdiği fikri akılı değil. Şimdi Çin'i başardı. Nasıl başardığına baktığımız zaman abi şöyle başarıyor. İşte az önce bahsettiğimiz şey kendi şirketlerini, kendi mühendislerini hem şöyle bir taktik uyguluyor mesela diyelim. Sen dünyanın en ucuz iş gücü Çin'de. Sen eğer Çin'de fabrika açacaksan ucuz iş gücünden faydalanmak için en tepe noktası, en karar verici ve en nitelikli bilimi üreten kısımdakiler Çinli olacak. Hani oraya Amerikalı'yı getirip şey yapamazsın. Şu an zaten diyoruz ya bu Amerikalı telefon şirketi Çin'den götürmeye korkuyor. Çünkü o kendi de bilmiyor. Hani kendi de o seviyede nasıl üretecek Çinlilerden daha adam az biliyor. Sana kendini kullandırtıyor ama mühendisliğini de öğreniyor. Yani. Böyle hani şey yapmıyor. Ve bu esnada kendi firmalarını destekliyor. Çin aslında baktığımız zaman adı komünist bir ülke yani baktığımız zaman. Hala komünist parti yönetiyor. Evet komünist parti yönetiyor. Ama uyguladığı metodoloji çok zekice ve kapitalizmin kurallarına en uyan yöntem. Nasıl abi? Şu işte Bayraktar'daki hikaye var ya. Devlet o şirketten alım yapıyor. Bu. Espri bu zaten. Çünkü o şirket Türkiye'deki şirketlerin çoğu aslında iyi şeyler üretebilir. Ama tek problemleri var. Sürekli müşteri bulma problemi var. Çünkü Türkiye 70 milyon ülke. Amerikalı bir şirket 7 milyara satış yapabilme kabiliyeti var. Ama Türkiye 70 milyon. Ve bir yandan da şöyle bir şey var. Biz devlet kısmından, devletten
ya devletimiz var, gelsin bizden bir şey alsın veya ne, devletin ne al, nasıl, ne gibi sorunları var biliyoruz, ona yönelik ürün üretiyoruz, devlet yok diyor. Niye? Çünkü oradaki bir memur yok diyor falan. Şimdi bu Bayraktar, İHA'lar, SİHA'lar terörü bitiriyorlar, bitirecekler. Evet. Az kaldı. Siz zannediyor musunuz ki 3 sene 5 sene içerisinde Türkiye bunun dünyadaki en büyük satıcılarından biri olmayacak? İşte burada da şey devreye giriyor. Yani kim engellenecek mi yoksa desteklenecek mi? Eğer sen sömürge kafasında atıyorum. Ya zaten şöyle bir tehlike var. Sömürülen ülkeler sömürüldüklerini bilmezler. Şimdi Çin'i İngilizler veya Hindistan'ı İngilizler bundan 200 yıl önce falan sömürüyorlardı. Hani Çinli'ye gittiğiniz zaman ya siz sömürülüyorsunuz. Dense sen neden bahsediyorsun ya? Çok mutluydu sömürüldüğü için. Hayır, sömürülme kelimesi tabii, bilmiyor tabii. Ki. Sen zaten problem o. Senin üstüne bir kene yapışsa kanını emse bilmezsin ki. Tabii, polo oynuyor, çay içiyor falan böyle. Diyor ki biz İngilizlerle çok dostuz ya, biz şeyiz yani. Mesela Kazakistan'la Rusya ilişkisi. Siz Rusya'yı Kazakistan Ruslar bayağı bir sömürdü ama oraya şey de kurdu. Baykonur Rus'u falan da kurdu. Yani şu an Latin... Onlarınki diğerlerine benzemiyor. En azından onlar gittikleri yerleri abat ediyorlar. Evet. Şöyle yani sömürüldüğünü zaten fark etmezsin. Özellikle en tepedeki fark etmez. Der ki aa ne güzel ya, ne mutluyuz ya biz der. Çünkü en tepedekini kandırıyor. Zaten biz bunun böyle benzer bir şeyden bahsetmiştik. Mesela diyorum en tepedeki yöneticinin vasfı, kalitesi çok önemli. Çünkü o Amerika ile ve Almanya ile bir anlaşma yapıyor, tamam mı? Ülkenin aslında totalde baktığı zaman zararına, yani gerçekleri hesap ettiği, kitap ettiği zaman zararına. Ama o adamın, o yöneticinin karına. Hani yıllarca hep böyle yöneticiler gördük biz yani. Şey için mesela bir sonraki seçimde... Bunu Hindistan'da da görebilirsin, Güney Amerika'da çok görebilirsin, Çin'de görebilirsin, Japonya'da görebilirsin. Filmi var işte The Last Samurai diye, harika bir film. Burada da görebilirsin. Tepe... Tabii. Yani senin için demek istiyorum. Hani sömürülen bir ülkeyi, sömürülen bir ülkeyi görüp aa sömürüyorlar, ne nasıl bir insanlar, nasıl sömürüyor. Çünkü sömürüldüğün farkında ki çok mutlu. Ama fakirleşiyor. Hani hani fakirleştiğinin farkında belki ama çok onun sebebini sömürülme falan zannediyor. Ya şöyle bir şey var. Ya biz yani kozayı yırtmak üzereyiz. Gerçekten çok zorluyoruz. İnşallah da muvaffak olacağız ama işte şu küçük engeller, şu tatsızlıklar olmasa çok çok daha iyi olacak. Buyur İsmail. Yani işte Çin gibi kendi firmalarımızı destekleyip, kendi firmalarımızın ürettiği ürünleri kullanıp, direkt makam otomobilleri bunun en net örneği mesela atıyorum. Hani çok popüler olduğu için. Belki oraya varmadan, belki o hesapla etsen, kitap etsen o kadar fazla ya makam otomobil masrafı yoktu. Almanların arabalarının en önemli parçalarını üretebilen bir ülke olarak şu anda kendi en azından büyüklerimize bunu tahsis ediyor olabilmeliydik işte. Evet. Hani bu know-how. Bunu almadığın sürece bir anlamı. Çin bunu çok iyi başaracak sen anlattığın gibi. Evet. Ya klasik İngiliz... Kapattık. İngiliz kraliçesi neden hala kendi şeyin arabasını biliyor? Hani o hissiyat çok önemli. Ama tabii önce bir ülkenin arabası olmasın. Çünkü olacak inşallah. Orada İnşallah. İnşallah. Yani gerçekten yüzdük kuyruğuna geldik. Konuşarak, anlaşarak, bazen anlaşamayarak, tartışarak. Çünkü ilerleme dediğimiz şey böyle oluyor şimdi. Hegel'den tekrar girip Batı aydınlanması, şu bunları konuşacak halimiz yok. Zaten bunları konuşup insanlar ne kadar anlamazsa o kadar başarılı olduk diyen insanlar da değiliz. Bu memleketin gençlerinden, vatandaşlarından insanlarız. İnşallah faydalı olmuştur efendim. YouTube'da tüm bölümlerimizi izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Olay Televizyonu burası. İsmail Alpen çok teşekkürler. İyi akşamlar.